Evet arkadaşlar, dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizinle tam sayıların tam sayı kuvvetlerini öğreneceğiz. Şimdi tam sayıların tam sayı kuvvetlerini biz şöyle yazıyoruz. İki tane kutucuk çizeyim. Aşağıya tabanı, yukarıya da üssü yazıyoruz. Burada gördüğünüz gibi tabanı aşağı, üssü de sayının sağ çaprazına, yukarısına yazıyoruz. Şimdi bu sayıları nasıl okuyoruz peki? 2 üssü 4 diye okuyabiliriz. 2 üzeri 4 diye okuyabiliriz. Ve 2'nin dördüncü kuvveti olarak okuyabiliriz. Peki bunun açılımı nasıldır? 2 üzeri 4 neye eşittir? 2 üzeri 4 şu demek. 2'yi yan yana 4 kere yaz, çarp demektir. Yani tabanı kuvvet kadar, üst kadar yan yana yaz, çarp demektir. Şimdi burada kurallarımız var. Demiş ki tam sayıların birinci kuvveti kendisine eşittir. Örneğin 5 üzeri 1 kendisine, yani 5'e eşittir. 2 üzeri 1 neye eşit olacak? 2'ye eşit olacak. 3 üzeri 1 3'e eşit olacak. Böyle böyle. Örneğin 1972 üzeri 1. Bu sayı da yine kendisine eşit olacak. 1972 olacak. 0 üzeri 1 de yine kendisine eşit olacak. 0'a eşit olacak. İkinci kuralımız, 1'in tam sayı kuvvetleri 1'e eşittir demiş. 1'in tam sayı kuvvetleri 1'e eşittir. Bakalım. 1 üzeri 5 1'e eşittir demiş. Tamam. Yani burası ne olursa olsun 1'e eşit oluyor. 1 üzeri 9 olsa bile bu sayı yine 1'e eşit olacak. Neden? Çünkü şu demek, 1'i 9 kere yan yana yaz, çarp demek. Ben 1'i kaç kere yan yana yazıp çarparsam çarpayım, sonucum yine 1 olacak. Çünkü 1 çarpı 1, 1, 1 çarpı 1, 1, 1 çarpı 1, 1 sürekli böyle 1 olarak gidecek. Çünkü 1 çarpmada etkisiz elemandır. Üçüncü kuralımız, 0'ın pozitif tam sayı kuvvetleri 0'a eşittir demiş. Yani 0 üzeri 3, 0 üzeri 1, 0 üzeri 2, 0 üzeri 10. Bu böyle hep 0'a eşit olacak. Dördüncü kuralımız, tam sayıların 0 hariç 0. kuvveti 1'e eşittir. Yani 4 üzeri 0 1'e eşit, 5 üzeri 0 1'e eşit, 1 üzeri 0 1'e eşit. Buraya ne yazarsak yazalım. İstersek şöyle bir sayı yazalım. Bunun 0. kuvveti de evet, bu da 1'e eşit. Peki 0 üzeri 0, bu 1'e eşit değil, bu tanımsız. Evet arkadaşlar, ne yaptık burada? Taban ve üs kavramını öğrendik. Tabanı üs kadar yan yana yazıp çarpıyoruz. Tam sayıların birinci kuvveti kendisine eşit. Birin tam sayı kuvvetleri yine 1'e eşit. Birin üstü ne olursa olsun yine 1'e eşit. Sıfırın kuvvetleri 0'a eşit. Ama sıfır hariç, 0 üzeri 0 tanımsız. Tam sayıların 0. kuvveti de 1'e eşit. Aşağıda verilen üslü ifadelerin değerlerini bulalım. 2 üzeri 0 neydi? Tam sayıların 0. kuvveti 1'e eşitti. 2 üzeri 1 tam sayıların 1. kuvveti kendisine eşit. Yani 2'ye. 2 üzeri 2 2 çarpı 2 idi. 2'yi 2 kere yan yana yaz, çarp demektir. 4 olur. 3 üzeri 0, 1. 3 üzeri 1 kendisine eşit. 3 üzeri 2, 3 çarpı 3'ten 9 olur. Şurada yanılmayalım arkadaşlar. 3 ile 2'yi çarpmıyoruz. Ya da 3 ile 2'yi toplamıyoruz. Ne yapıyoruz? 3'ü 2 kere yan yana yazıp çarpıyoruz. 5 üzeri 0, 1. 5 üzeri 1, 5. 5 üzeri 2, 5 çarpı 5'ten 25. Yine bir uyarı yapayım. 5 üzeri 2'yi 5 çarpı 2 olarak almayın. Ya da 5 artı 2 olarak almayın. 5'i 2 kere yan yana yazıp çarpın. Evet. Eksi 13 üzeri 0. 13 üzeri 0 1. Başında eksi 1 var. O zaman sonucumuz eksi 1. Eksi 13 üzeri 1. 13 üzeri 1 kaçtı? 13'tü. Başında eksimiz var. O zaman eksi 13 sonucumuz. Eksi 13 üzeri 2. 13 üzeri 2 ne demek? 13'ü 2 kere yan yana yaz, çarp demek.
Ama başında bir de eksimiz var. Bunu unutmayalım. Çarpıyorum 13 kere 13, 169. 169'un önünde eksi olduğu için eksi 169. Eksi altının sıfırıncı kuvveti demiş. Bu da 1'e eşittir. Eksi altının birinci kuvveti bu kendisine eşit. Eksi altıya. Eksi altının ikinci kuvveti eksi 6 çarpı eksi 6'ya eşit. Bu da eksi eksi artı eder. 6 kere 6. 36. Burada da şunu görüyoruz. Negatif tam sayıların çift kuvveti pozitif oluyor. Eğer burası 3 olsaydı, yani negatif sayının tek kuvveti olsaydı, o zaman işaretimiz eksi olacaktı. Sonucumuz negatif olacaktı. Buna da dikkat edelim. Eksi 11 üzeri 0 1'e eşit. Şu 0'ı gördünüz mü? Hemen 1 yazın. Fakat 0 üzeri 0 hariç. O tanımsız. 1'i gördünüz mü sayının kendisini yazın. Eksi 11. Eksi 11 üzeri 2 ne demek? Eksi 11 çarpı eksi 11. Bu da artı 121 eder. Eksi 17 üzeri 0. Eksi 1 ediyor. Eksi 17. Eksi 17'nin karesi kaçtı? 289. Eksi 5 üzeri 0. Eksi 1 ediyor burası. Eksi 5. Eksi 25. Hocam burası neden artı 25 olmadı? Çünkü bu ifade şöyle değil. Eksi 5'in karesi değil. Yani 5'in karesini al, sonra bunu eksiyle çarp demek. Ama burada eksi 5'in karesini al demek bu. Bu 25 eder. Eksi 10 üzeri 0 1'dir. Başında eksisi var. Eksi 1. 1 de parantez dışında eksi var. Eksi eksi 1'den artı 1. Eksi 10 üzeri 1 ne olur? Eksi 10 olur. Kendisi olur. Parantezin başında da bir eksi var. Artı 10 oldu. Eksi 10 üzeri 2 başında da eksi var. Yazıyorum. Eksi. 10 üzeri 2 ne olur? 100 olur. 10 çarpı 10'dan. Başında eksi var. Cevabımız eksi 100. Evet, burada dikkat etmemiz gereken bir husus var. Şu eksi parantez içinde değilse buradaki 2 onu bağlamaz. Yani ne yaparız? Biz şunu ayrı yaparız. Daha sonra şu eksiyi de bu parantez içindeki işlemin sonucuyla çarparız. Parantez içindeki işlem ne? 2 üzeri 2. 2 çarpı 2, 4. Başına eksi koyuyorum. Eksi 4. Ama parantez içindeki 2 şu demek. Eksi 2'nin ikinci kuvveti demek. Eksi 2'yi 2 kere yan yana yaz, çarp demek. Buradan ne olur? Bu eksiler artı olurlar. O yüzden buna dikkat edeceğiz. Evet, şimdi aşağıdaki ifadeleri üslü biçimde yazınız. Yazalım. Tabanımız ne olacak? 2 olacak. Çünkü tekrar eden sayı 2. Peki üstümüz kaç olacak? Üstümüzde 2 kaç kere yan yana yazılıp çarpılmış ona bakalım. 1, 2, 3, 4 ve 5. O zaman bu sayımız 2 üzeri 5'tir. Tabanımız 3 üzeri 1, 2, 3, 4. Tabanımız eksi 5 kaç kere yan yana yazılıp çarpılmış? 3 kere. Tabanımız eksi 4 kaç kere yan yana yazılıp çarpılmış? 2 kere. Bu nedir peki? Eksimiz bir kere burada. Çünkü bunlarda eksi yok. Eksiyi en başa aldık. 10 tabanımız kaç kere yan yana yazılmış? 4 kere. Eksi 6 çarpı böyle gidiyor. Yine eksimizi başa yazıyoruz. Bir tane olduğu için sadece. 6 üzeri kaç kere yazılmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 üzeri 6. 50 tane 2 yan yana yazılıp çarpılmış. Tabanım kaç? 2. Kaç kere yazılmış? 50 tane. O zaman 2 üzeri 50'dir. Tabanım 7. Kaç kere yan yana yazılıp çarpılmış? 100 kere. O zaman 7 üzeri 100 olur. Aşağıdaki sayıları üslü biçimde yazınız demiş. 16. 16'yı nasıl yazabiliriz? 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2.
2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 2 16. 2'nin kaçıncı kuvveti oldu? 4. kuvveti oldu. 27'yi nasıl yazarım? 3 çarpı 3 çarpı 3 diye yazarım. 3 üzeri kaç oldu? 3 oldu. Eksi 64 diyor. Eksiyi yazdım. 64 nedir? 64 2'nin 6. kuvvetidir. 1000 diyor. 1000 10'un 3. kuvvetidir. 10 çarpı 10 çarpı 10 diye yazılır. 10 üzeri 3 olur. Eksi 125. Eksi 5 çarpı 5 çarpı 5'tir. Bu da eksi 5 üzeri 3 olur. 64 ne dedik burada? 2 üzeri 6 olur. Yani 2'yi 6 kere yan yana yazıp çarp demek. Eksi 8. Eksi 2 üzeri 2 çarpı 2 çarpı 2. Bu da eksi 2 üzeri 3 olur. Eksi 81. Eksi 81 3'ün 4. kuvvetidir. Yani 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3 diye yazarız. Bu da eksi 3 üstü 4 olur. 49. 49 7 çarpı 7'dir. O da 7 üzeri 2 olur. 216. 6'nın kuvvetidir. 6 çarpı 6 çarpı 6'dan 6 üzeri 3 olur. Evet, aşağıdaki tabloda verilen bilgilere göre boşlukları doldurunuz demiş. Tabanımız 1, üstümüz 5. 1 üzeri 5, 1'dir. Tabanımız eksi 3, üstümüz 4. Yani eksi 3'ü 4 kere yan yana yaz çarp, yaz çarp diyor. Bu da ne olur? Eksi 3 çarpı, eksi 3 çarpı, eksi 3 çarpı, eksi 3'den. İşaretimiz ne olacak? Artı olacak. 3 üzeri 4, 81. 81. Eksi 2 üzeri 3. Tabanımız eksi 2. Kuvvetimiz 3. Eksi 2 çarpı eksi 2 çarpı eksi 2. İşaretimiz ne olacak? Eksi olacak. 2 çarpı 2 çarpı 2 8 olur. Tabanımız 0. Üstümüz 7. 0'ın bütün kuvvetleri neydi? 0. 12 üzeri 0. Bütün sayıların, 0 hariç bütün sayıların, tam sayıların 0. kuvveti 1'e eşitti. 1 üzeri 100. 1'in bütün kuvvetleri 1'e eşit. 19 üzeri 1. Bir sayının 1. kuvveti kendisine eşittir. 19. Eksi 1 üzeri 10. Eksi 1'in tek kuvvetleri eksi 1. Çift kuvvetleri artı 1'dir. Eksi 100 üzeri 0. Bu da 100 üzeri 0 1'dir. Bir de başında eksi var. O zaman eksi 1. 5 üzeri 3. 5 çarpı 5 çarpı 5'tir. Bu da 125 eder. Aşağıdaki soruları çözünüz demiş. 100 üzeri 0. Neydi? Bir sayının 0. kuvveti 1'e eşitti. 17 üzeri 1. 17'ye eşittir. Kendisine eşit. Eksi 3 üzeri 3 nedir? Eksi 3 üzeri 3 eksi 27'dir. Şimdi topluyorum. 1 artı 17 artı eksi 27. 18 eksi 27. Mutlak değerci büyük olandan küçük olanı çıkarıyorum. 9. Mutlak değerci büyük olan işareti eksi. Eksi 9. Evet, 64 kare üzeri 3 ise 2 üzeri kare artı 3 üzeri kare işleminin sonucu kaçtır? 64'ü nasıl yazabilirim? 64 4 çarpı 4 çarpı 4'tür. 4 kere 4 16. 16 kere 4 64 yapar. Yani 64 4 üzeri tekrar eden sayım 4, tabanım 4, üstümde 3. Yani 4 üzeri 3 ise o zaman benim karem 4 oluyor. Kutucuk 4 oluyor.
Yerlerine yazıyorum. 2 üzeri 4, 16. 3 üzeri 4, 81. Topluyorum. 7, 97. İşleminin sonucu kaçtır? A üzeri 3, 27 ise demiş. 27'yi ben ne olduğunu biliyorum. 3 çarpı 3 çarpı 3'tür. Bu da 3 üzeri 3'e eşittir. Yani demek ki A sayım 3'müş. A üzeri 0 diyor. 3 üzeri 0. Eksi A üzeri 1. 3 üzeri 1. Artı A üzeri 2. 3 üzeri 2. 3 üzeri 0 kaçtır? 1'dir. 3 üzeri 1 3'tür. 3 üzeri 2 de 9'dur. İşaretleri koyuyorum. 1, 9 daha 10. 10 eksi 3. Cevabımız 7 gelir buradan. İşleminin en küçük değeri kaçtır demiş. Bakalım. Şimdi 64 2 üzeri 6'dır. 2 üzeri 6 64. O zaman üçgenim ne oluyor buradan? 2 oluyor. 64 ne üzeri 3'tür? 4 üzeri 3'tür. O zaman bu 4 oluyor. 4 üzeri 3 64. 64 neyin karesidir? 8'in karesidir. 8 kere 8 64 eder. O zaman bu da 8'dir. Toplayalım. 8, 2 daha 10. 4 daha 14 olur. İşleminin sonucu kaçtır? 5 üzeri x eksi 3 eşitmiş. 4 üzeri y artı 2. Y üzeri işleminin sonucu kaçtır? Şimdi 5'in kuvvetlerini yazalım bir kere. 5 üzeri 0'dan başlayalım. 1'e eşit. 5 üzeri 1, 5'e eşit. 5 üzeri 2, 25'e eşit. 5 üzeri 3, 125. Böyle gider. Bir de 4'ün kuvvetlerine bakalım. 4 üzeri 0, 1'e eşittir. 4 üzeri 1, 4'e eşit. 4 üzeri 2, 16'ya eşit. 4 üzeri 3, 64'e eşit. Bu da böyle gider. Şimdi 5 ile 4'ün kuvvetlerinin aynı olduğu tek sayı değeri hangisidir? Dikkat ederseniz sıfırdır. Neden? Çünkü bütün sayıların sıfırıncı kuvveti 1'e eşit. O zaman demek ki bizim bu üstlerimiz sıfıra eşit. Bunları sıfıra eşitleyeceğiz. Neden? Çünkü 5'i 5 üzeri 1 5 eder. 4 üzeri 1 4 eder. Biri 4 4 gidiyor. Biri 5 5 gidiyor. Yani bunlar aynı sayıda birleşemez. Ben 5 ile çarparak gidiyorum. Bir de 4 ile çarparak gidiyorum. Gördüğünüz gibi hepsi farklı. Fakat sadece şu sıfırıncı kuvvetleri eşit. O zaman demek ki böyle bir değer gördüğümüzde farklı değerler, farklı tabanlar birbirlerine eşitse o zaman üstleri sıfıra eşittir. Farklı tabanlar birbirlerine eşitse o zaman üstler sıfıra eşittir. Yani x eksi 3 sıfırdır. X eksi 3'ün 0 olması için x'in kaç olması lazım? 3. Y artı 2 sıfırmış. Y artı 2'nin 0 olması için y'nin eksi 2 olması gerek. Bize y üzeri x'i sormuş. Y'miz eksi 2. X'imiz de 3. Eksi 2 üzeri 3 kaç olur? Eksi 8 olur. X 2 y eksi 4 ise işleminin sonucu kaçtır? Yerine yazıyorum. Y yerine eksi 4 yazıyorum. Eksi 4 üzeri 2 artı 2 üzeri 2. Eksi 4 üzeri 2 16 artı 2 üzeri 2 4. Ne olur sonucum? 20 olur. Evet, geldik tam sayıların negatif tam sayı kuvvetlerine. Az önce pozitif tam sayı kuvvetleri, şimdi negatif tam sayı kuvvetleri. A sıfırdan farklı bir tam sayı olmak üzere A üzeri eksi 1. Geldik negatiflere. Burası negatif olursa ne yaparız? A'yı ters çeviririz. Daha sonra kuvvetini alırız. Bakın A üzeri eksi 1 böyleymiş. Ne yapacağım? A'yı ters çeviriyorum. Yani tabanımı ters çevireceğim. A'yı ters çevirirsem ne olur? Normalde A şöyledir değil mi? A bölü 1'dir. Şu burada gizli bir 1 olduğu için yazmıyoruz. Bunu ters çevirirsem ne olur? Bu yukarı gelir. Bu da aşağı gelir. 1 bölü A olur. Ondan sonra 1 bölü A'nın şurası pozitif olacak. Pozitife dönüşecek. 1 olacak. 1 bölü A da 1'e eşit. Şuna bakıyorum. A üzeri eksi 2. Ne olacak? A'yı ters çevireceğim önce. 1 bölü A yaptım. A'yı ters çevirdim.
Üzeri eksi 2 idi. Ters çevirdiğim için artı 2 oldu. 1 bölü a üzeri 2 oldu. Bu da 1 üzeri 2 bölü a üzeri 2'dir. 1 üzeri 2 1'dir. A üzeri 2 de a üzeri 2'dir. Şimdi gelelim örneklerimize. 2 üzeri eksi 1 demiş. O zaman ne yapacağım ben? İlk adım tabanımı ters çevireceğim. 2 bölü 1 de ters çeviriyorum. 1 bölü 2 oluyor. Üzeri eksi 1 de ama artık artı 1. 1 bölü 2 üzeri 1 de bu sayının kendisine eşittir. Yani 1 bölü 2'ye eşittir. 3 üzeri eksi 2. Buna bakalım arkadaşlar. Ne olacak? Önce tabanımı ters çeviriyorum. 1 bölü 3. Sonra ne olacak? Üstüm eksi 2 idi. Artı 2 olacak. 1 bölü 3 üzeri 2. Bu ne demek? 1 bölü 3'ü 2 kere yan yana yaz çarp demek. Çarpıyorum. Yukarısı 1. Aşağısı 3 kere 3'ten 9 olur. Eksi 10 üzeri eksi 3. Bunu nasıl yaparız peki? Yine sayımızı ters çevireceğiz. Eksi 1 bölü 10 olacak. Bunu 3 kere yan yana yazıp çarpacağım. Eksi 3'tü bu. Bunu ters çevirdiğim için artı 3 oldu. O da şöyledir. Eksi 1 bölü 10 çarpı eksi 1 bölü 10 çarpı eksi 1 bölü 10. Şimdi eksi eksi artı artı eksi sonucum eksi olacak. 1 bölü 10 çarpı 10 çarpı 10'dan 1000 olacak. Eksi 1 bölü 1. Eksi 6 üzeri eksi 2. Ne yapacağım? Önce 6'yı ters çevireceğim. Eksi 6'yı ters çeviriyorum. Eksi 1 bölü 6 oluyor. Sonra da ikinci kuvvetini alıyorum. Eksi 1 bölü 6 çarpı eksi 1 bölü 6'da. Burada bir yanlış yaptık. Bakın. Çünkü bu eksi 6 üzeri eksi 2 değildi. Burada bir yanlış yaptık. Hata yaptık. Bunu düzeltelim. Ne olacak? Eksi. Bunu parantezi kapatıyorum. 1 bölü 6 üzeri 2. Şimdi oldu işte. 1 bölü 6 üzeri 2 ne demek? 1 üzeri 2 bölü 6 üzeri 2'dir. 1 üzeri 2 1'dir. 6 üzeri 2 36'dır. Eksimizi unutmuyoruz. Aşağıdaki verilen üslü ifadelerin değerlerini bulunuz. Bulalım. 3 üzeri eksi 3 demiş. Önce sayımı ters çeviriyorum. 1 bölü 3. Sonra bu negatif sayım da pozitif oluyor. 1 bölü 3 üzeri 3 oluyor. Bu da nedir? 1 üzeri 3 bölü 3 üzeri 3. 1 üzeri 3 1'dir. 3 üzeri 3 de 27'dir. 5 üzeri eksi 1. Sayımı ters çeviriyorum. 1 bölü 5 üzeri 1. Kendisine eşit olur. 1 bölü 5 olur. 10 üzeri eksi 2. Sayımı ters çeviriyorum. 1 bölü 10 üzeri 2. Bu da 1 üzeri 2 bölü 10 üzeri 2'den 1 üzeri 2 1'dir. 10 üzeri 2 100'dür. 2 üzeri eksi 4. Sayımı ters çeviriyorum. 1 bölü 2 üzeri 4 oldu. 1 üzeri 4 bölü 2 üzeri 4. Ne olur? 1 üzeri 4 1'dir. Böldüm. 2 üzeri 4 16 idi. Cevabımız 1 bölü 16 olur. 2 üzeri eksi 3. Eksi 2 üzeri eksi 3. Ne yapacağım? Sayımı ters çevireceğim. Ne olacak? Eksi 1 bölü 2 üzeri 3 oldu. Eksi 1 üzeri 3 bölü 2 üzeri 3. Eksiyi yazıyorum. 1 üzeri 3 1'dir. 2 üzeri 3 8. Cevabım eksi 1 bölü 8. Eksi 10 üzeri eksi 2. Eksi 1 bölü 10'umu yazdım. Sonra bunun ne yapacağım? Karesini alacağım. Eksi 2 artı 2 oldu. Şimdi karesi olunca ne olacak burada? Negatif sayıların çift kuvveti pozitifti. Bunu hallettik. İşaretimiz artı olacak. 1 üzeri 2 bölü 10 üzeri 2. Bu da 1 bölü 100 eder. 1000 yazdım. 1 bölü 100 olacak. Eksi 6 üzeri eksi 1. Eksiyi yazıyorum. 6'yı ters çevirdim. 1 bölü 6 üzeri 1 oldu. Bu da eksi 1 bölü 6'ya eşit geldi. Eksi 7 üzeri eksi 2. Eksimi yazdım. Niye yazıyordum? Çünkü parantez içinde değil. 7, 1 bölü 7. 7'yi ters çevireceğim ya. 1 bölü 7 üzeri 2. Ne olacak? Eksiyi yazıyorum. 1 üzeri 2 bölü 7 üzeri 2. Eksi 1 üzeri 2 1'dir. 7 üzeri 2 42.
9 eder. Cevabım eksi 1 bölü 49. Evet, aşağıdaki ifadeleri tam sayıların negatif tam sayı kuvvetleri şeklinde yazınız. 1 bölü 8 olmuş. Sayımı ters çevirmiş. O zaman üstüm negatif olacak. Peki altım ne olacak? 8, 2'nin kaçıncı kuvveti? 3. kuvveti. Ama negatif olacaktı. O zaman 2 üzeri eksi 3 olacak. Sayımı ters çevirmiş. 25 hangi sayının kuvveti? 5'in 2. kuvveti. Ama sayım ters çevrildiği için eksi 2. 289 ters çevrilmiş. Üstü negatif olacak. Peki 289 hangi sayının kuvveti? 17'nin 2. kuvveti. Ama ters çeviriyorum. O yüzden eksi 2. 1 bölü 1000 ters çevirdiği için kuvvetim negatif olacak. 10 üzeri 3 1000'dir. Ama ters çevirdiği için 10 üzeri eksi 3 olur. 1 bölü 216. 216 6'nın kuvvetidir. 6'nın 3. kuvvetidir. Ama ters çevirdiğim için eksi 3 olur. 1 bölü 125. 5 üzeri 3'tür. Ama ters çevrilmiş eksi 3. 1 bölü 32. Bu eksi 2 üzeri eksi 5'tir. Neden? Çünkü sayımı ters çevrilmiş. Bir de 5. kuvvetini almış. Bu da eksi 2 üzeri eksi 5 olur. Yani şöyle yazabiliriz. Eksi 2 üzeri eksi 5. Şimdi eksimiz var. Tamam. 27 3'ün 3. kuvvetiydi. Ama eksimiz var. Eksi 3'ün ters çevrildiği için bir de eksi 3 olacak. Eksi 3. kuvveti olacak. Eksi 1 bölü 10. Sayım negatif. Bir de ters çevrilmiş. 10'un kaçıncı kuvveti? Eksi 10'un eksi 2. kuvveti. Böyle yaparsak doğru olur mu? Eksi 1 bölü 10'un 2. kuvveti olurdu. 1 bölü 100 olurdu. Demek ki bu parantez yok. Bu gittiğimiz yol yanlış. Eksi 1 bölü 100 demiş. Bakalım sayımız bir kere negatif. Tamam. Şimdi 10'un normalde kaçıncı kuvveti 100 eder? 10'un 2. kuvveti eder. Ama ters çevrildiği için 10 üzeri eksi 2. Fakat sayımın bir de negatifliği var. O da eksi 10 üzeri eksi 2 olur. Neden parantez içine almadık? Yani şöyle yapmadık. Eksi 10 üzeri eksi 2 yapmadık. Yapalım. Ne olacak sayım? Eksi 1 bölü 10 üzeri 2 olacak. Bu da pozitif olacak. Yani 1 bölü 100'e eşit olacak. Eksi 1 bölü 100 olduğu için bunu parantez içine almıyorum. Eksi 1 bölü 169. 169 13'ün ikinci kuvvetidir ama ters çevrildiği için eksi 2 olacak. Bir de eksi 169 olmuş. Eksi 13 üzeri eksi 2'dir cevabımız. Tabloyu dolduralım. Tabanımız 5, üstümüz eksi 1. 5 üzeri eksi 1 nedir? Sayımı ters çeviriyorum. Birinci kuvvetini alıyorum. Tabanımın eksi 1, kuvvetim eksi 5. Tabanını ters çeviriyorum. Eksi 1 bölü 1 oluyor. Üzeri 5 oluyor. Eksi 1 bölü 1 eksi 1'dir. Eksi 1 üzeri 5 de eksi 1'e eşittir. 4 üzeri eksi 3. Ne yapacağım? Sayımı ters çevireceğim. Sonra 3. kuvvetini alacağım. 1 üzeri 3 1'dir. Yazmama gerek yok artık. 4 üzeri 3 1 bölü 64 eder. Eksi 10 üzeri eksi 2. Ne yapacağım? Sayımı ters çevireceğim. Eksi 1 bölü 10. Bunun ikinci kuvveti 1 bölü 100 eder arkadaşlar. 8 üzeri eksi 1. Ne diyor? Sayımı ters çevireceğim. Birinci kuvvetini alacağım. Ve kendisine eşit çıkacak. 2 üzeri eksi 6. Sayımı ters çeviriyorum. 1 bölü 2 üzeri 6. 1 bölü 2 üzeri 6 olacak. O da 1 bölü 64 olacak. 3 üzeri eksi 4. Sayımı ters çeviriyorum. 1 bölü 3. 1 bölü 3'ün 4. kuvveti 1 bölü 3 üzeri 4'ten
3 üzeri 4 81'di. Cevabım 1 bölü 81 olur. Eksi 2 üzeri eksi 3. Eksi 2'yi ters çeviriyorum. 1 bölü 2. Üzeri kaç olacak? 3 olacak. Eksi 1 bölü 2 üzeri 3. Cevabım eksi olacak. Neden? Çünkü negatif sayının tek kuvveti negatiftir. 1 üzeri 3 1. 2 üzeri 3 8. Cevabım eksi 1 bölü 8. 7 üzeri eksi 2. Sayımı ters çeviriyorum. 1 bölü 7. Üzeri 2 oluyor. 1 üzeri 2 1. 7 üzeri 2 49. Eksi 14 üzeri eksi 2. Bakalım ne olacak? Sayımı ters çeviriyorum. 1 bölü 14. Eksi 1 bölü 14 üzeri 2. Sayım negatif mi olacak, pozitif mi? Pozitif olacak. Çünkü negatif tam sayıların pozitif kuvvetleri, yani çift kuvvetleri pozitifti. 1 bölü 14 üzeri 2 olacak. 14'ün ikinci kuvveti 196'dır. O zaman cevabım 1 bölü 196 olur. Evet arkadaşlar, dersimizin sonuna geldik. Bu dersimizde tam sayıların pozitif kuvvetlerini ve tam sayıların negatif kuvvetlerini gördük. Pozitif kuvvetlerde sıkıntı yok. Sayılarımızı, tabandaki sayımızı üstteki sayı kadar yan yana yazıp çarpıyoruz. Negatifte ise tabanımız negatif olduğu için, üstümüz negatif olduğu için tabanımızı ters çeviriyoruz. Sonra üstümüz pozitif oluyor ve üst kadar alttaki sayıyı yan yana yazıp çarpıyoruz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.